Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Baykara Taşımacılık Limited şirketi için bir uygulama geliştireceğiz. Ben derse başlamadan önce şöyle bir sayfa hazırladım. Sayfanın ismini ana menü yaptım. Şuraya bir resim koydum arkadaşlar. Sonra resmin üzerine sağ tuş makro ata dedim ve hiçbir işlem yapmadan kaydı durdurdum ki şöyle rahat bir şekilde resim alıp bir yerlere götürülmesin kolay bir şekilde. Böyle yerinde sabit takılı kalsın diye. Sonra bir buton yerleştirdim. Buton üzerine şöyle bir resim koydum. Nasıl yaptım? Tasarım modundayken şunu seçtim. Özelliklerden şurada picture yazan yerden masa üstüne getirdiğim şu Baykara resmini getirdim. Sonra içine de çift tıklayarak şu hazırladığım formu bağladım arkadaşlar. Şöyle çalıştırdığım zaman şu şekilde bir ana form hazırladım arkadaşlar. Buraya bir resim var. Şurada Baykara Taşıma İmez Şirketi. Şurada yeni nakliye. Şurada bir liste var. Tabii ihtiyacımız oldukça buraya butonlar yerleştireceğiz. Bir de şu anda sadece bir de kapat butonumuz var. Bu kadar. Şimdilik bunu yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen gelelim. Bir de şurada tanımlamalar diye bir sayfa var. Nakliye kodu yazdım. Tabii arkadaşlarım maille bana bildirdikleri şu programda arkadaşlar isim soy isim olacak. Telefon olacak. Yani bir ev taşıma şirketi herhalde. Telefon, yükleme adresi, yükleme katı, yükleme şekli, indirme adresi, indirme şekli, açıklama, çalışmaya giden işçiler, taşınma tarihi, taşıma fiyatı, yükleme şekli bina asansörü, bina yük asansörü, merdiven modüler asansör. Şimdi bunlar bize lazım arkadaşlar. Bunu kopyalıyorum. Onu da nereye alayım? Şuraya yapıştırayım. Şuraya alayım da şöyle alt alta yazacağım şimdi. Bina asansörü. Bina asansörü. Bina yük asansörü, bina yük asansörü, bir de merdiven, aslında modüler asansör yazarım, modüler asansör. De merdiven. Tamam. İndirme şekli de herhalde aynı. İndirme şekli yükleme şeklindeki aynı seçenekleriyle olacak. Çalışmaya en fazla 10 işçi gidiyor. Buna 2 kamyon plakası yazılabilir. İyi olur. Hatta 3 kamyon plakası yazılabilir. Tamam. Evet, bize nakliye kodu lazım arkadaşlar. Şunu biraz yakınlaştırayım. Şimdi nakliye kodumuzu burada arttıracağız. Şurası nakliye kodumuzun olduğu bir yer olacak. Asansör, bina asansörü bu şekilde. Tamam, hemen yeni bir form açıyorum arkadaşlar. User form. Formumu şöyle biraz genişletiyorum. Şimdi kaydı durdurup tasarımı yapacağım zaman kaybı olmasın diye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tasarımı da hazırladık arkadaşlar. Burada taşıma kodu, tarih, taşıma tarihi diyelim. Taşıma tarihi, soyadına göre soyadı, adı, telefonu, yükleme şekli, yükleme katı, yükleme adresi. Şurada da indirme adresi, indirme şekli, indirme katı. Açıklama, alınan ücret. Burada işçileri ekleyeceğiz arkadaşlar. İşçilerin adı, soyadını. Bir de burada araç plakalarını yükleyeceğiz, ekleyeceğiz. Şöyle bir çalıştırdığımız zaman burada yeni nakliye diyeceğiz. Ve burada işte yükleme şekli, bina asansörü, bina yük asansörü, yükleme katı eksi 1, 0, 1, 2 bu şekilde yükleme katı 50'ye kadar yazdım.
İndirme şeklini aynı şekilde indirme katını yazacağız. Burada indirme adresini yazacağız arkadaşlar. Açıklama, taşıma kodu T001, buraya otomatik gelecek. Taşıma tarihini yazacağız. Burada telefon 533. Tabii bu enter'la geçişleri daha ayarlamadım. Telefonunu yazacağız. Yükleme adresini yazacağız arkadaşlar. Burada işçi ekle diyeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdilik tasarımımızın bu kadarını yaptık. Şimdi şu tasarımı nasıl yaptığımı hemen göstermek istiyorum arkadaşlar size. Bakın şu şekilde yaptım. Yeni bir form ekleyeyim. Formu bu şekilde yazdım. Buraya label aldım. Örneğin dedim ki taşıma kodu. Bakın bunu yazdıktan sonra şöyle fonta gittim. Kalibri kalın 12 dedim. Şöyle uzattım biraz. Sonra geldim arkadaşlar aşağıda Aligin, text Aligin yazıyor. Bunu right yazdım. Sağa hizala. Şurada special efekt var. Special efektten de şunu seçtim arkadaşlar. Height yüksekliğini de 20 yaptım. Şurada nerede height? Yükseklik 20. Ondan sonra bir de bakayım ne yapmışım. Tamam, formu da şöyle gri bir renk aldım şuradan. Şunu da zemini aynı şekilde gri yaptım arkadaşlar şöyle. Sonra karşısına bir text kutusu aldım. AB düğmesinden şuraya bir text çizdim. Bakalım. Yeşil yapmışım. Sonra bunun back color'ını koyu yeşil yaptım arkadaşlar. Sonra bunun fontunu da font kalibri dedim. Kalın 12 dedim. Tamam dedim. Zemin rengini yine koyu yeşili seçtim. Sonra spesiyal efekt var şurada aşağıda. Spesiyal efekti de galiba ne yaptım? Evet, şu 6'yı seçtim. Sonra height yüksekliğini de 20 yaptım arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra bunları seçip kontrol tuşuyla kopyasını çıkardım aşağı doğru. Bu şekilde yaptım. Mesela combo box olanı da şöyle aşağı indirdim bir tane. Şuradan combo box'ı çizdim. Yine aynı şekilde bunun back color'ını koyu yeşil yaptım. Sonra gelip fontunu yine kalibri kalın 12 yaptım. Height'ini 20. Special efekt, özel efektini de arkadaşlar şurada. Bir de liste tipini de şurada style. Style'ini de şu 2'yi seçtim. Eğer bir seçiliyse oraya yazı yazabilirsiniz. Special efekt yazan yerden de nerede special efekt yazan? Şunu. Şunu da 6 yaptım arkadaşlar. Yani bu şekilde hazırladım. Fazla zaman almasın diye ben de bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Bir de şu yükleme adresinde aşağıda arkadaşlar scroll bar kaydırma çubuğu, yani buranın içi yazıyla dolduğu zaman bakın mesela ben bunu vertical'ı seçiyorum. Vertical yani dikey ara çubuğu. Şu açıklamada da aynı şekilde scroll bars'ı vertical yapıyorum, dikey. İndirme adresini de aynı şekilde vertical yapıyorum. Şöyle bir çalıştırayım ne demek istediğimi şuradan görün. Mesela yeni nakliye gelip burada açıklama yazdığınız zaman pardon, bir de burada multiline'i true yapmanız lazım arkadaşlar. Onu da unuttum söylemeyi. Şunun multiline bunu true yapacağız. Önce false'tır, true yapın. Şunu da multiline'i true yapıyorum. Şunu da true yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bir daha çalıştıralım. Bakın yeni nakliye. Şuraya açıklama yazdım. Mesela niye alt satıra gelmedi ya? Multiline yaptım, yapmadım.
Bir saniye. Niye böyle yaptı? Şunu seçtim. Multi-line true. Şu ikiyi seçeceğiz. Bir dakika, şöyle bir bakalım. Ha, şöyle. Enter'a basınca geçiyor ya. Yazıyorum. Şöyle bir satır dolu. Bakın kaydırma çubuğu çıktı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet. Ne demek istiyordum? Şurada satırın içi dolduğu zaman kaydırma çubuğu bu şekilde çıkıyor. Enter'a basıp diğer satıra geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Kaydırma çubuğu vertical demem. Yani burada horizontal dediğim deseydim şu alta çıkacaktı arkadaşlar. Evet, bunu da yaptıktan sonra tasarımımızın şu etabı tamam. Baykara taşımacılık. Burada nakliyeler, her kaydettiğimiz nakliye burada listelenecek. Yeni bir nakliye dediğim zaman buraya gelecek arkadaşlar. Bir de tabii önce tasarımdan başlıyoruz. Yani kaba tasla bir tasarımını yapıyoruz. Sonra ihtiyacımız oldukça devam edeceğiz. Şuraya incele diyelim. İncele. İncele. Ondan sonra incele diyeceğiz. Yeni. Buraya bir de güncelle olması lazım bir tane. Güncelle arkadaşlar. Başka ne yapacağız? Sil olacak. Sıfırdan açıldı. Sil. Ondan sonra şöyle aylık rapor diyeceğiz. Aylık rapor dediğimiz zaman ya da raporlar diyelim. Raporlar diyelim. Başka ne ekleyebiliriz? Şimdilik bunlar böyle olsun arkadaşlar. Aykırı taşımacılık, yeni nakliye, kaydet ve kapat. Aslında burada güncelle olmayacak arkadaşlar. Şurada güncelle zaten aşağıda, şu güncelleye ihtiyacımız yok. Sadece kaydet ve iptal olabilir. İptal diyelim. Kaydet ve iptal. Şimdi bunlara tek tek isim vereceğiz. Bir sonraki derste arkadaşlar ben burada kayıt işlemini başlatacağım. Burada yeni nakliye diyeceğim. Burada bilgileri girdikten sonra kaydedeceğiz. Kaydettiğimiz nakliye, tabii burada işçi ekle diyeceğiz. İşçi listesi gelecek. Hemen onları da hazırlayalım isterseniz. Öyle devam edelim. Şuraya FRM FRM işçiler diyeceğiz. Çalışanlar diyelim. Çalışanlar. Şimdi burayı, bu böyle kalsın. Bir form daha
ya da vereme çalışan ekle diyelim. Çalışan tanımlama. Burada çalışan kodu diyeceğiz. Sicil no. Sicil no diyeceğiz. Çalışanın soyadı, adı, bir de soyadı, adı, bir de telefonu diyelim. O kadar yeter. Şuna da gerek yok. Şunun bir kopyasını alalım. Şurası biraz çok geniş oldu. Burayı daraltalım biraz. Şurayı şuraya alalım. Ondan sonra şurayı şöyle daralttık. Buraya bir tane buton alalım arkadaşlar. Kaydet ve iptal. Buraya kaydet diyorum. Bunun bir kopyasını da yan tarafa alacağım. Buraya da iptal diyorum. Tamam. Şu iki butonun da arka plan rengini yine aynı zemin rengi gibi yapalım. Fontunu kalibri kalın 11 yapalım. Buraya da caption'a personel tanımlama diyelim. Personel da çalışan tanımlama. Çalışan tanımlama dedik. Buna BTN iptal diyelim. İptal. Şu iptalin içine girip me diyelim. Şunu şöyle biraz aşağı indiriyorum. Buraya bir frame alıyorum arkadaşlar. Frame'in caption'ini siliyorum. Bunun zemin rengini, back color'ını daha koyu bir renk veriyorum. Ve şuraya label alıp buraya büyük harfle çalışan tanımlama formu diyorum. Şunu biraz büyütüyorum şöyle. Sonra font bunun rengini rengi beyaz olsun. Fonta geliyorum. Kalibri olsun. Kalın 20 olsun arkadaşlar. Çalışan tanımlama formu. Evet, buraya kadar tamam. Şunu birazcık daha şöyle ayarlasak yerini daha güzel olacak. Ben her zaman diyorum arkadaşlar, yani formun güzel görünmesini sağlayın. Bu şekilde hem size daha büyük bitirmek için programı bitirmekse bir de şunların yazı rengini de bakın şöyle topluca seçiyorum. Ve şu parlak yeşili seçiyorum. Kaydete basıyorum. Şimdi tekrar yeni bir form ekliyorum arkadaşlar. Bu formu şöyle biraz büyütüyorum. Bu şekilde. Buna da FRM çalışan listesi diyorum. FRM çalışan çalışan listesi dedim. Şu çalışan tanımlamadaki şuradaki frame'i kopyalayıp şu üste yapıştırıyorum.
Şöyle geniş, şu üstte bırakayım. En sona kadar uzatıyorum arkadaşlar. Buraya çalışan listesi diyorum. Çalışan listesi. Şuraya tekrar buranın zemin rengini aynen buradaki gibi şu rengi veriyorum. Ve kalırına şu rengi verdikten sonra yine buraya bir frame alıyorum. Ya da frame'e gerek yok. Direkt bir list box alıyorum arkadaşlar şuraya. Ondan sonra list box'ımın altına da yine çalışan tanımlamadaki şu butonu kopyalıyorum. Şu iki butonu şuraya yapıştırıyorum. Hatta şuraya alalım. Biraz aşağı indiriyorum. Şöyle. Formu güzel yaparsanız bu sizi daha bir heveslendirir arkadaşlar bitirmek için. Buraya çalışan ekle diyorum. Ekle. Şurada iptal. Şu iptalin içine girip yine unload me diyorum. Çalışan listesi bu şekilde. Eklenin içine girip bunun ismini de btn ekle diyorum. BT'nin eklenin içine girip frm çağlı ca yazıp kontrol boşluğu çalışan tanımlama nokta show diyorum. Sonra geliyorum yeni taşımaya geliyorum. Burada işçi ekle var gördüğünüz gibi. Şunu ikisini seçiyorum. İşçi eklen araç ekleyi seçtim. Şöyle seçiyorum. Kontrol ile diğerini seçtim. Bunların da yine zemin rengini şu rengi verdikten sonra fonta geldim arkadaşlar. Yine kalibri sevdiğim bir yazı tipidir. Kalibri ve 11 yaptım. Şuna BTN çalışan ekle. BTN çalışan ekle diyorum. Şu çalışan eklenin içine girip FRM çalışan listesi nokta show diyorum. Şimdi gel bakın ne yaptık arkadaşlar. Burada yeni nakliye diyeceğiz. Buradaki bilgileri dolduracağız. Burada işçi ekle diyeceğiz. Burada işçi listesini gelecek. İşçimiz varsa çift tıklayıp seçeceğiz. Yoksa buradan ekleyeceğiz. Bu şekilde çalışmamıza devam edeceğiz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Devamı gelecek. İnşallah güzel bir program ortaya çıkaracağız. Hepinize iyi geceler diliyorum.